Hayırlı günler dostlar. 9 Haziran 2022 günün ilk videosuyla karşınızdayız. Suriye'de yani Esad rejiminde Kuzey Kore arasında askeri hava taşımacılığı alanında mutabakat zaptı imzalandı. Kuzey Kore tarafından yapılan açıklama şu şekilde. Suriye Arap Cumhuriyeti ile Kuzey Kore arasında özellikle askeri hava taşımacılığı alanında mutabakat zaptının imzalandığı duyuruldu. Mutabakat zaptı Suriye tarafı adına Suriye'nin Kuzey Kore saat Güzarı Rad Habib tarafından imzalanıyor. Daha çok sayıda detay aktarılmış sadece en önemli madde aktarmış olduk. Kuzey Kore ile Suriye Arap Cumhuriyeti kısaca Esad arasında anlaşma imzalanıyor. Daha sonrasında dostlar Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Libya ve İran'a dördüncü derecede seyahat uyarısı yayınlıyor. Bununla ilgili bir rapor paylaşıldı. Suriye milli ordusu da cepheden yeni görüntüler yayınlamaya devam ederken cephe hattına yayıldıkları iddiası var. Buranın aynen Arap bölgesinin doğusu olduğu Suriye milli ordusu tarafından paylaşılan videoda iddia ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Lift'ten kongre şu açıklama yapıldı. Amerika'nın çabaları sonucunda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine dair planlardan vazgeçeceğinin herhangi bir garantisini veremiyorum açıklaması yapılmış. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde açıklama şu şekilde. Ekselansları Genelkurmay Başkanı Irak askeri ateşesini kabul ediyor açıklaması yapılmış. Burada Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile Irak'ta askeri ateşe arasında askeri görüşmelerin yapıldığına yönelik haber paylaşılıyor. İzmir'e gidiyoruz. Efes 22 Birleşik Müşterek Fiili Atışta Razi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ilk kısmı gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı. Gece faaliyetleri senaryo gereği özel kuvvet timleri deniz ve havadan sızan bazı birimler tarafından yönetilirken buradan görüntüler görmektesiniz. Bölge intikal eden SAT ve SAS timleri Keşif harekatı gerçekleştirdi. Ardından tespit edilen hedefler taarruz helikopterleri tarafından vurulurken Ön kuvvet harekatını destekleyen atışlar kapsamında hedefler, hava gücü, topçu ve havan silahlarıyla ateş altına alınıyor. Bizzat Anadolu Ajansı tarafından dün gece 23.30 civarında bu haberin bu görüntünün yayınlandığını da hatırlatalım. Bu görüntüleri görürken yine NATO tarafından da bu tatbikata yönelik açıklama yapılıyor. FS-22 tatbikatı Türkiye'de devam ediyor açıklaması yapılmış. 37 NATO üye ortak ve dost ülkeden binden fazla personel tatbikatta yer aldı. NATO'nun hızlı destek birimi ki İtalya'da Napoli'de bulunduğunu hatırlatalım. Onlar tarafından bir basın açıklaması yapılmış ve görüntüleri görmektesiniz. Yine dostlar İran her zaman olduğu gibi Irak'ı karıştırmaya devam ediyor. Irak'ın Erbil kentinde Erbil-Pirman yolu arasında patlama meydana geldi. Erbil merkezi yayın kuruluşu tarafından servis edilen haberde Erbil-Pirman yolu arasında yaşanan patlama sonrasında çevrede birkaç aracın hasar gördüğü duyuruldu. Haberde güvenlik güçlerinin olay yerine intikal ettiği ve patlamanın nedenle ilişkin soruşturma başlattığı da not düşürmüş. İranlı teröristlerin Erbil'deki ABD konsolosluğu ve ABD üstünü insansız hava araçlarıyla hedef aldığı da daha sonrasında duyuruldu. Suriye'de Rus medyasına yazan haberleri okuyorum. Buradaki cümlelerin tamamen Rus medyasına ait olduğunu hatırlatalım. Öncelikle dostlar Rusya'nın KA-52 helikopterleri ki Ukrayna Savaşı'nda defalarca görüntüsünü yayınladık. Tetreşim sorunu olan helikopterlerin ordumuzun olduğu bölgede görüldüğü ifade edilmiş ki Rus medyası bizi şaşırtmayarak Türk teröristlerinin toplandığı bölge ifadesini kullanıyor. Rus KA-52'ler Suriye'nin kuzeyinde ordumuzun olduğu bölgede uçuş gerçekleştirdi. Suriye'nin Halep vilayetinin kuzeyinde Rus savaş helikopterlerine yönelik görüntüler ve videolar paylaşılırken Rus medyası şunu yazmış. Bilindiği gibi Rus askeri uçakları Türk askeri operasyonun bir parçası olarak Suriye hükümet güçlerine saldırı düzenlemeye hazırlanan birkaç bin Türk askerinin yoğunlaştığı bölgede uçuyor ve böylece herhangi bir provokatif eylem olduğunu gösterdi cümlesi kullanılmış. Davranışlar Ordumuz ki onlar dediğimiz gibi terörist ifadesini kullanıyor. Ordumuz için son derece ciddi kayıplara yol açabilirmiş. Rus medyası her zaman olduğu gibi gaza gelmiş. Özellikle burada dostlar Rus havacılık ve uzay kuvvetlerine bağlı Mi-8 ve Kamov Ka-52 helikopterlerinin Halep'in kuzey kenti Mare bölgesinde uçuş yaptığı belirtiliyor. Maraş şehri Türkiye sınırına sadece 18 kilometre uzaklıkta bulunurken geçen günlerde bilindiği gibi burada şehit vermiştik. Bunu da hatırlatalım. Zırhlı aracımıza saldırı düzenlenmişti. Rus meclisindeki diğer haber Türkiye Suriye ordusu mevzilerini ve Mining havalimanını vurdu başlatılmış atılmış. Dün bu haberi zaten detaylıca aktarmıştık. Rus medyasında da gündem olmuş durumda Esad'ın askeri üssü vuruldu bilindiği gibi. Hem Esad hem de Rusya tarafından kullanılan askeri üs vurulmuş durumda. Şunu yazmışlar şu anda Esad ordusunun yoğun bombardımana maruz kaldığı biliniyor. Aynı zamanda diğer şeylerin yanı sıra Terrifat yakınlarındaki Minik Havalimanı'na da saldırı düzenlendi. Suriye'de PYD'nin sözde karargahında düzenlenen saldırı sonrasında çok sayıda yaralı olduğu biliniyor. Ancak bu konuda henüz net bir bilgi verilmedi açıklaması yapılmış. Aslında bu Türk ordusunun ve Türk yanlısı Suriye Milli Ordusu'nun Esad ordusuna yönelik ilk doğrudan saldırısıdır açıklaması yapılmış. Diğer haberlerde olsa Çin Savunma Bakanı Wei Feng, Amerika Birleşik Devletleri de Savunma Bakanı Austin'le Singapur'da görüşme gerçekleştirecek. Bu bağlamda önemli bir açıklama yapılmış. Gündemin Tayvan olması bekleniyor. Amerikalı Senatör Biden yönetimini Çin'e karşı yetersiz kalmakla suçlayarak Pasifik NATO'sunun kurulması gerektiğini belirtiyor. TAPİ projesi isminden de zaten anlaşılıyor. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'dan bahsediyoruz. TAPİ projesini görüşmek üzere Herat'a gelen Türkmenistan yetkilisi Hoca Özübün, TAPİ projesi genel müdürü Muhammed Murov Emanov'la görüştüğü duyuruldu. Afganistan'dan görüntüler görmektesiniz. TAPİ projesinin alta içerisinde kaldığı yerden devam edeceği açıklandı. Proje 2018'de başlamıştı. Dün Yunanistan Genelkurmay Kurmay Başkanı'nın İsrail'i ziyaret ettiğini söylemiştik. Haber şu şekilde Yunanistan Genelkurmay Kurmay Başkanı Ukrayna'daki durum ve Doğu Akdeniz'de güvenlik gelişmelerine ilişkin görüşmeler öncesinde İsrail Genel Kurmay Başkanı ile görüştü. İsrail Genel Kurmay Başkanı'nın hava ve uydu görüntülerinden sorumlu istihbarat birimini ziyaret ettiği açıklaması yapılıyor. Uluslararası Atom Enerji Kurumu tarafından dün yapılan oturumda İran'ı kınayan tasarı oy birliğiyle kabul edildi. Tasarıda İran rejiminin Uluslararası Atom Enerji Kurumu ile işbirliği yapmadığı için kınandığı duyuruldu. İran nükleer dosyası Birleşmiş Milletler'e taşınamıyor. İran'dan uranyum tespit edilen 3 tesis hakkında ikna edici açıklama istendi. Amerika tarafından sunulan tasarının Uluslararası Atom Enerji Kurumu tarafından kabulüne ilişkin İran'dan da ilk tepki şu şekilde uluslararası atom ajansıyla işbirliği ve çalışmalarımızı gözden geçireceğiz. Alınan kararı kınıyoruz açıklaması yapılmış. Kardeş ülkeler Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la Kırgız Cumhuriyeti Savunma Bakanı Bekbatolov'un görüştüğüne dair İzmir'den görüntüler görmektesiniz. Fransız ordusu Mary National tarafından bir video paylaşılarak basın açıklaması yapılmış. açıklamaya aktarıyorum. Dünyanın tüm denizlerinde ve okyanuslarında denizcilerimizin menfaatleri ve çıkarları için Fransız donanması sürekli hareket halindedir. Operasyonlar, koruma, kurtarma, nüfusa yardım, Fransızlar bağımsızlığına bağlıdır açıklaması yapılmış Dünya Okyanus Günü vasıtasıyla Fransız donanması Marine National tarafından denizaltının da olduğu bir videonun paylaşıldığını söyleyelim. Evet dostlar diğer kanalımız olan askeri son durumda diğer haberleri aktaracağız. Hoşçakalın.